Bugün sizler için yalancı işkembe modelinin yapımını göstermek istiyorum. Gerçek işkembeye benziyor gördüğünüz gibi. Ama son derece yapımı kolay. Hep düz örgü üzerine kurulan bir modelimiz. Örgümüzün ön yüzünü görüyorsunuz. Arka yüzü şöyle. Çift sayıda ilmek üzerine kuruluyor. Yalancı işkembe modelimiz. Ve hemen modelimizin yapımına başlıyorum. 20 ilmek attım şişime. İlk sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgün hem ön yüzünde hem arka yüzünde düz örgü örülüyor. İlk ördüğüm sıram örgünün arka yüzünü oluşturuyor. İlk sırada bütün ilmeklerimi, şişimde bulunan bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi ön yüze geldim. Modelimi yapacağım. Hemen kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bir sonraki ilmeğimi de düz alıyorum. Sonraki ilmeğimi şöyle görmüş olduğunuz sonraki ilmeğimi bir altındaki yatay çizginin alt kısmını yani daha önce örmüş olduğum bir ilmeğin orta göbek kısmına sağ şimdi batırıyorum. İçinden bir ilmek çıkarıyorum. Sol şimdeki ilmeğimi de şişimden bırakıyorum. Tekrar bir düz alıyorum. Bir sonraki ilmeğim şöyle gördüğünüz gibi alttaki yatay çizginin hemen bir altında. Yani bir alttaki ilmeğin göbek kısmından şişimi batırıp oradan bir ilmek çıkarıyorum. Sol şimdiki ilmeğimi de bırakıyorum. Bir düz örüyorum. Bir alttaki ilmeğin altında. Örgünün ön yüzü burası. Son ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamlıyorum. Burası örgünün ön yüzüydü. Arka yüzünde dediğim gibi bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzdeki bütün ilmeklerimi düz ördüm. Ön yüze geldim. İki sırada bir arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi alt göbeğe battığım ilmeğin yerini değiştiriyorum. Yaptığım tek değişiklik bu. Şimdi onu gösteriyorum. Kenar ilmeğimi dediğim gibi düz örüyorum. Bir alttaki sırada ne yapmıştım? İlk ilmeğimi düz örmüştüm. Ondan sonra bir alt göbekteki ilmeği batmıştım. Şimdi hemen kenar ilmeğimden sonraki ilmeğin altındaki yatay ipliğin
Alt göbeğine şişimi batırıyorum. İlmeğimi alıyorum. Yani hemen başlıyorum. Bu ilmeğin bir önceki sırada göbeğine batmış olduğum ilmeğimdi. Şimdi onu düz örüyorum. Yani göbeğe batmış olduğum ilmeklerin yerlerini değiştirmiş oldum. Bunu da sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Burada da sıranın sonunda iki tane düz ilmek örüp sıramı tamamlıyorum. Arka sıramı tamamladım. Ön yüzeyim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle ilk sırada hemen gözükmeye başladı bizim yalancı işkembe modelimiz. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bir önceki sırada hemen kenardan sonraki ilmeğin alt göbeğine batmıştım. Bu sefer ne demiştim? Her sırada onların yerini değiştiriyorum. Her ön yüzde. Bunu düz örüyorum. Bir sonraki ilmeği alt göbeğinden batıyorum. Zaten yerleri belli. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde örgüme devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birkaç sıra daha ördüm ve modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Daha belirgin olmaya başladı. Yalancı işkembe modelini göstermek istedim bugün sizlere. Yapım son derece kolay. Battaniye yapabilirsiniz bu modelimizle. Gene bereler için, şapkalar için atkı, başlı başına kazaklarda kullanabilirsiniz bu modelimizi. Yelek, hırka yapımında kullanabileceğiniz güzel modellerden bir tanesini paylaştım bugün sizlere. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.